Herkese merhaba, ben Coşkun. Bu videomuzda Samsung'un fiyat performansı ile ön plana çıkan Galaxy A33 5G modeli ile Xiaomi'nin popüler modeli olan Redmi Note 11S modellerini karşılaştıracağım ve aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Her iki modelin de kutu içeriğine bakacak olursak, A33 modelinin kutusunda iki ucu Type-C olan bir şarj kablosu mevcut. Maalesef ki kutu içeriğinden şarj adaptörü çıkmıyor. Telefonu şarj edebilmeniz için ekstra şarj adaptörü satın almanız gerekiyor. Redmi Note 11S modelinin kutusunda da 33 watt değerinde şarj adaptörü, USB Type-C kablo ve arka koruyucu kılıf çıkıyor. Xiaomi firmasını burada takdir etmek gerekiyor çünkü birçok markanın telefonlarının kutusunda şarj adaptörü çıkmıyor. Telefonların renklerine, tasarımlarına ve dizaynına göz atacak olursak eğer A33 modelinde siyah, beyaz, mavi ve turuncu renk seçenekleri mevcut. 186 gram ağırlığında ve 8.1 mm kalınlığa sahip. Plastik yekpare bir gövdeye sahip. Telefonda sade mat renkler kullanılmış ve çok fazla parmak izi tutmuyor. Kamera kısmı ada şeklinde, hafif çıkıntılı. Note 11S modeli ise inci beyazı, alacakaranlık mavisi, grafit grisi renk seçeneklerine sahip. 179 gram ağırlığı ve 8.1 mm kalınlığı mevcut. A33 modeline göre biraz daha hafif. Tasarım yönünden telefonların ön yüzeyi benzer olsa da arka gövde kısımları biraz farklı. Note 11S modelinin arka yüzeyinde de plastik mat malzeme kullanılmış ve parmak izini minimum seviyede tutuyor. Kamera kısmı da blok şeklinde, telefonun sol üst köşesine konumlandırılmış. A33 modelinde IP67 sertifikası mevcut. 1 metre derinlikteki tatlı su da 30 dakika dayanabiliyor ve toza karşı dayanıklı. Note 11S modelinde de IP53 sertifikası kullanılmış. Yalnızca su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı. Her iki modelin de ekran özelliklerini karşılaştırırsak A33 6.4 inç boyutunda bir ekrana sahip. 1080x2400 piksel çözünürlüğünde Full HD Plus Super AMOLED panel kullanılmış. 90 Hz'de yenileme hızına sahip. Ekran kısmında da darbeye karşı dayanıklı olarak tasarlanmış Corning Gorilla Glass 5 cam tercih edilmiş. Maksimum 800 nit parlaklık değeri sunuyor. Note 11S'te 6.43 inç boyutunda bir ekran tercih edilmiş. 1080x2400 piksel çözünürlüklü Full HD Plus AMOLED panel kullanılmış. Ekran yenileme hızı da 90 Hz. Bu sayede telefondaki geçişler pürüzsüz ve akıcı bir deneyim sunuyor. Ve ekran kısmında da Corning Gorilla Glass 3 cam kullanılmış. Maksimum 1000 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. A33 modelinde parmak izi okuyucu ekran altına entegreli iken Redmi Note 11S modelinde parmak izi okuyucu yan güç tuşuna entegreli. Telefonların teknik özellik ve performanslarına geçecek olursak Galaxy A33 modelinde 5 nanometre mimarisine sahip 5G destekli Samsung'un Exynos 1280 işlemcisi kullanılmış. 6 GB RAM'i mevcut, artı 6 GB da sanal RAM özelliğine sahip. Note 11S modelinde ise 12 nanometre mimarisine sahip MediaTek'in Helio G96 işlemcisi tercih edilmiş. Note 11S ise 6 GB RAM'e sahip, artı 2 GB da sanal RAM özelliği mevcut. Oyun ve performans yönünden test skorlarında A33, Note 11S modeline göre daha iyi sonuçlar veriyor. Şunu belirtmemde de fayda var, bu test skorları yalnızca o işlemcinin saf gücünü ölçmektedir. Önemli olan kısım telefonun yazılım optimizasyonunda bitiyor. AnTuTu 9 benchmark test skorunda Exynos 1280'li A33 434.000 puan alırken Helio G96'lı Note 11S 331.000 puan alıyor. Ortaya %31'lik bir fark çıkmış oluyor. Geekbench 5 tekli çekirdek test skorunda Exynos 1280'li A33 744 puan alırken Helio G96'lı Note 11S 541 puan alıyor. Geekbench 5 çoklu çekirdek test skorunda Exynos 1280'li A33 1879 puan alırken Helio G96'lı Note 11S 1898 puan alıyor. Her iki modelde de 128 GB dahili hafıza mevcut. Hafızanın yeterli olmadığı durumlarda da her iki modele hafıza kartı takılabiliyor. İki modelin de kamera özelliklerine değinecek olursak A33 toplamda 4 adet kamera kurulumuna sahip. Ana kamerası OIS destekli 48 megapiksel f1.8 diyaframı mevcut. Geniş açı kamerası 8 megapiksel, makro kamerası 5 megapiksel, derinlik kamerası 2 megapiksel, ön kamerası da 13 megapiksel. Note 11S modelinde de 4 adet kamera dizilimine yer verilmiş. Ana kamerası 108 megapiksel f1.9 diyaframa sahip. Geniş açı kamerası 8 megapiksel, makro kamerası 2 megapiksel, derinlik kamerası 2 megapiksel, ön kamerası da 16 megapiksel. A33 modelinde Full HD'de yani 1080p'de 60 fps, 4K'da da 30 fps video kaydı mevcutken, Note 11S modelinde de 1080p'de yani Full HD'de maksimum 30 fps video kaydı mevcut. A33 modeli makro, portre, ultra geniş, gece, ultra ağır çekim, tek çekim, pro video, hiper geçiş, pro, panorama, kamera modlarına sahipken Note 11S modelinde de makro,
portre, ultra geniş, gece, ağır çekim, pro, panorama, hızlandırılmış çekim, kısa video, kamera modları mevcut. A33 modelinin ana kamerasında optik görüntü sabitleyici kullanıldığı için Redmi Note 11S modeline göre karanlık ortamlarda daha parlak fotoğraf çekimi ve video kaydı yaparken de daha sarsıntısız bir deneyim sunacak. Telefonların ses kalitesine bakacak olursak her iki modelde de stereo yani çift hoparlör kullanılmış. A33 modelinde 3.5 mm'lik kulaklık girişine yer verilmemişken Redmi Note 11S modelinde 3.5 mm'lik kulaklık jack girişi mevcut. A33 modelinde ekstra satın alacağınız hızlı şarj adaptörü sayesinde ortalama 1,5 saatte tam şarj olabiliyor. Note 11S modeli de 33 watt değerinde hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içerisinden çıkan 33 watt hızlı şarj adaptörü sayesinde 1 saat 10 dakikada %100 şarj olabiliyor. Galaxy A33 ve Redmi Note 11S modellerinin her ikisinde de 5000 mAh büyüklüğünde batarya kullanılmış. Galaxy A33 modeli PCMark pil ömrü testinde 11 saate yakın bir değer verirken Redmi Note 11S modeli de PCMark pil ömrü testinde 13 saate yakın bir değer veriyor. İki model de pil konusunda bir günü tamamlayan iyi sonuçlar veriyor. Galaxy A33 modeli yazılım yönünden en son sürüm olan Android 12 kullanıyor. 4 yıl ana Android sürüm güncelleştirmesi ve 5 yılda güvenlik güncelleştirmesi desteğine sahip. Redmi Note 11S modeli de Android 11 ile çıkış yapmış durumda. 2 yıl ana Android sürüm güncelleştirmesi ve 3 yılda güvenlik güncelleştirmesi desteği mevcut. Ayrıca A33 modelinde NFC ve görüntü yansıtma özelliği mevcutken, Note 11S modeli de görüntü yansıtma özelliğine sahipken maalesef NFC desteği mevcut değil. Şu an için her iki modelin de satış fiyatları birbirlerine yakın durumda. Note 11S modelinin kutusundan şarj adaptörü ve arka koruyucu kılıfın çıkması ekstra bir masraf yaratmamakla birlikte olumlu bir artı sayılabilir. Ekranının A33'e göre biraz daha parlak olması, bataryasının biraz daha uzun dayanması, daha hızlı şarj olabilmesi ve 3.5 mm'lik kulaklık jack girişinin olması Redmi Note 11S'i ön plana çıkartan özellikler arasında sayılabilir. A33'ün de kullanmış olduğu Super AMOLED ekranı sayesinde daha geniş bir görüş açısı sunması ve siyah rengi en iyi şekilde verebilmesi olumlu yönlerinden biri sayılabilir. Ama asıl farklılık diğer özelliklerde karşımıza çıkıyor. Galaxy A33 modelinin kutudan Android 12 ile çıkış yapması ve 4 yıl boyunca ana Android sürüm güncelleştirmesi ve 5 yılda güvenlik güncelleştirmesi desteğine sahip olması, 5G teknolojisini desteklemesi, kamerasında optik görüntü sabitleyici kullanılması ve video çekimi tarafında da 1080p'de 60 fps, 4K'da da 30 fps video kaydı yapabilmesi, IP67 sertifikası ile birlikte de 1 metreye kadar tatlı suda 30 dakika dayanabilmesi, Galaxy A33 modelini fazlasıyla ön plana çıkartıyor. Her iki telefonun da aynı fiyat bandında olduğunu düşünürsek, Galaxy A33 modeli fiyat performans olarak Redmi Note 11S modelinin önünde yer alıyor. Tabii ki sizin telefondaki ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz çok daha önemli. Redmi Note 11S modelinde saydığım artı özellikler sizin için Galaxy A33 modeline göre daha ağır basıyorsa Note 11S modelini tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Aklınıza takılan bir soru, öneri ya da görüş olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir karşılaştırma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.